Burada yeşil bir yay var ve duvara sabitlenmiş durumda. Diyelim ki burası da yayın hiç dokunulmamışken uzandığı nokta olsun. Eğer yayı itmeseydim x kadar daha sağa doğru uzanabilecekti. Ama yayı ittim ve yay sola doğru x kadar yer değiştirdi. Bu soruda sadece x'in büyüklüğüyle ilgileneceğiz. Yani yönler bizi fazla ilgilendirmiyor. İlk önce yayı sıkıştırdığımda farklı noktalara ne kadar kuvvet uyguladığımı grafik çizerek göstermek istiyorum. Ve sonrasında bu grafiği yayı sıkıştırırken ne kadar iş yaptığımı hesaplamak için kullanmak istiyorum. Yayı sola doğru sıkıştırıyorum. Aslında sağa doğru da uzatabilirim. Fakat sadece x'in büyüklüğüyle ilgilendiğim için yönler önemli değil. Şimdi küçük bir grafik çizelim. X ve Y eksenimi çiziyorum x ekseni yayı ne kadar sıkıştırdığımı gösteriyor. Y ekseni ise ne kadar kuvvet uygulamam gerektiğini. Başlangıçta yay buraya kadar uzanıyordu değil mi? Bu durumda yayı sıkıştırmak için ne kadar kuvvet uygulamam gerekli? Bu nokta yayın doğal olarak uzandığı nokta. Ve biz biliyoruz ki Hooke kanununa göre dengeleyici ya da geri çağırıcı kuvvet eksi k yani yay sabiti çarpı yer değiştirmeye eşittir. Bu FR dediğim geri çağırıcı kuvvet yayın onu iten kuvvete karşı uyguladığı kuvvet. Aslında bu yayı sıkıştırmak için uygulanan kuvvetle aynı. Ayrıca eğer yayı sola doğru sıkıştırırsam uyguladığım kuvvetin yönü de sola doğru olur. Ve ben bu kuvvete sıkıştırma kuvveti diyebilirim. Bu durumda sıkıştırma kuvveti yani FC K çarpı X'e eşit olur. Yay sıkışmış bir haldeyken ve herhangi bir tarafa doğru ivme kazanmıyorken sıkışma kuvveti geri çağırıcı kuvvete eşit olur. Şimdi x'e göre sıkıştırma kuvvetinin alacağı değerleri işaretlemek istiyorum. Aslında diğer yöne doğru çizmem lazımdı. Fakat bu örnekte x'in sola doğru arttığını anladığınızı düşünüyorum. Şurası x'in 0 olduğu nokta. Yayı 10 metre sıkıştırdığımızdan x'e 10 diyelim. Ve şimdi ne kadar kuvvet uyguladığımızı hesaplayalım. x sıfırken yayı sıkıştırmak için ne kadar kuvvete ihtiyacım vardır? Eğer hiçbir kuvvet uygulamazsam yay hareket etmez. Fakat son derece az bir kuvvet uygularsam yayı biraz da olsa sıkıştırmış olurum değil mi? Bu noktada sıkıştırma kuvveti hemen hemen sıfırdır. Yani yay çok az bir miktarda sıkıştırıldığında birazcık kuvvet uygulamış oluruz ki bu durumda neredeyse sıfır kuvvet uyguladığımızı da söyleyebiliriz. Yayın yer değiştirmesinin sıfır olması için kuvvetin de sıfır olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yer değiştirme ne kadar küçük olursa biz de o derecede az kuvvet uygulamak zorundayız demektir. Eğer yay 1 metre yer değiştirirse yayı bu noktada tutmak için ne kadar kuvvet uygulamam gerekir? Yer değiştirmeyi 1 metre alalım. Bu durumda sıkıştırma kuvveti k çarpı 1 yani k olur. Biraz daha kuvvet uygulamaya devam edelim. Yayı her seferinde birazcık daha sıkıştırmak için birazcık daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir. 1 metre sıkıştırmak için k büyüklüğünde bir kuvvete ihtiyacımız vardır. Ve daha da fazla sıkıştırmak için artan miktarda kuvvet uygulamaya devam etmeliyiz. Örneğin yer değiştirme 2 metre olduğunda 2k kuvvet uygularız. Grafik üzerinde bir doğrunun oluştuğunu fark etmişsinizdir. Şimdi bu doğruyu çizelim. Bu doğru, yer değiştirmeye bağlı olarak değişen kuvvet fonksiyonunun grafiğidir. Grafikteki pozitif x ekseni sağa doğru uzanıyor. Fakat bu durumda biz aslında onun sola doğru olduğunu kabul ediyoruz. Sadece yayın gerçek yer değiştirme miktarını hesaplıyoruz. Yani yönlerle ilgilenmiyoruz. Şimdi sizden burada tam olarak ne olduğu hakkında biraz düşünmenizi istiyorum. Başlangıçta çok daha fazla bir kuvvet uygulayabilirdik. Bu durumda geri çağırıcı kuvvetten daha fazla bir kuvvet uygulamış olacağımızdan yay çok daha hızlı bir şekilde inmelenirdi. Yayı belirli bir mesafe yer değiştirtmek için sürekli büyüyen kuvvet uygulamanız gerekir ki böylece geri çağırıcı kuvveti yok edebilirsiniz. Umarım kuvvetin uzaklıkla doğru orantılı bir şekilde arttığını anlamışsınızdır. Çünkü bu doğrusal bir denklem. Peki bu doğrunun eğimi nedir? 1 metre yer değiştirme olursa ve kuvvetin de artış miktarı da k ise bu doğrunun eğimi k'dır. Şimdi bu grafiği kullanarak yayı sıkıştırmak için ne kadar iş yapmamız gerektiğini hesaplayalım. Bu noktaya x0 noktası diyelim. x genel bir değişkendir. x0 ise x'in alacağı özel bir değerdir. 10 gibi mesela. İşin tanımı nedir? iş kuvvet çarpı yoldur ya da yer değiştirmedir değil mi? Öyleyse ne kadar yer değiştirdiğimize bir bakalım. Sıfır noktasından harekete başlayıp bu noktaya geliyoruz. Yani bu kadar yer değiştirmişiz. Bu durumda yer değiştirme kuvveti ne olur? Kuvvet zaman ilerledikçe gitgide artıyordu. Yani kabaca bu noktadaki değere eşittir diyebiliriz. Yaklaşık olarak bir noktayı gösteriyorum. Yani kesin değer değil. Noktaları birleştirirsek küçük bir kare oluşur ve sonrasında yer değiştirmeyi biraz daha arttırırsam kuvvetim de biraz daha artar değil mi? Ve ortaya küçük bir dikdörtgen çıkar. Böylece bu eğrinin altında kalan alanın işi verdiğini görürüz. Çünkü dikdörtgenin yüksekliği uyguladığım kuvvete, genişliği de yer değiştirmeye eşittir. Yani kare ve dikdörtgenin alanlarının toplamı bize işi verir. Çizdiğim bu kare ve dikdörtgen tahmini. Normalde dikdörtgenlerin boyutu mümkün olduğu kadar küçük olmalı ki Böylece daha fazla dikdörtgen toplayabilirsiniz. Aslında integral kalkülüs'ten bahsediyorum. Ama eğer integral almayı bilmiyorsanız sorun değil. Konumuz integral değil. Evet, bu doğrunun altında kalan alan bize yaptığımız işi veriyor. Yani yayın x metre yer değiştirmesi için bu doğrunun altında kalan alan kadar iş yapmam gerekiyor. Bu durumda alan nedir? Evet, bu üçgenin alanını bulmamız gerekiyor ve bunun için taban uzunluğunu ve yüksekliğini bilmemiz lazım. Taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız ve çıkan sonucu 2'ye böleriz. Taban uzunluğu x0. Peki yükseklik ne? Eğimin k olduğunu biliyoruz. Bu durumda yükseklik k çarpı x0 olur. Bu nokta x0 virgül x0 çarpı k noktası. Öyleyse yayı x0 metre sıkıştırmak için yaptığım iş, yani eğrinin altında kalan alan nedir? Taban uzunluğu yani x0 çarpı yükseklik yani x0 çarpı k bölü 2. Sonuçta da 1 bölü 2k çarpı x0'ın karesi çıkar. Kalkülüs bilenler için bu tabii ki kx dx'in integralini almakla aynı şey. Fakat daha fazla kalkülüsten bahsetmek istemiyorum çünkü esas konumuz o değil. Evet bulduğumuz sonuç yayı x0 kadar sıkıştırmak için yapmamız gereken toplam işe eşit. Peki bunu bilmek bize ne katacak? Yayı sıkıştırmak için yapmamız gereken iş aslında yayda depolanan potansiyel enerjiye eşit. Eğer size bir yayım olduğunu, yay sabitinin 10 olduğunu ve bu yayı 5 metre sıkıştırdığımı söyleseydim, yay sıkıştırıldığında yayda depolanan potansiyel enerji ne olurdu? Bu durumda potansiyel enerjinin 1 bölü 2K çarpı x kareye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 25 eder. Bu da 125 eder. Ve tabii ki iş ve potansiyel enerjinin birimi Joule'dür. Umarım bu formülü nasıl bulduğumuzu anlamışsınızdır. Yeterince anlaşılmasını istediğim için bu konu üzerinde bu kadar vakit harcadım. Bu formülden yayı bu noktaya kadar sıkıştırmak için yapmam gereken işi ve sıkıştığında yayda depolanan potansiyel enerjiyi bulabilirim. Bu videoda yayı sıkıştırdım fakat aslında uzatabilirdim de. Neyse, formülümüzü ve yaptığımız işlemleri anladığınızı düşünüyorum.